Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle yeni bir video serisine başlamaya karar verdim. Size bu seride Kore eserlerinden ve zaman zaman da Korece kaynaklardan bahsedip kitap hediyeleri için çekilişler yapmayı planlıyorum. Bildiğiniz gibi Kore eserleri Türkiye'de fazla tanınmıyor. Zaten Kore eserleri çevirileri de çok olmadı. Hem Kore eserleri fazla bilinmediği için böyle bir video serisi hazırlamayı istedim. Hem de Kore dizilerini izleyip şarkılarını dinleyerek Kore'yi doğru biçimde tanıyamayacağımızı düşündüğüm için. Çünkü Kore'de diziler ve K-pop çoğunlukla Kore'nin reklamını yapma amacı taşıdığı için Kore gerçekleri örtbas edilip çarpıtılabiliyor. Kore eserlerinde ise Kore'nin sorunları gerçekçi olarak ele alınmaya çalışılıyor. Yani Kore'nin gerçek yüzünü ancak eserleri okuyarak görebiliyoruz. Bugün sizlere tanıtmak istediğim ilk kitap Pan Sok Yong'un Tanıdık Şeyler kitabı. Öncelikle size kitap hakkında temel bilgiler vereyim. Şöyle kitabımızın ilk başta kaç sayfa olduğunu söyleyeyim. 170 sayfalık ince bir kitap. Şöyle hatta ne kadar burada kalın gözüküyor aslında ama ince bir kitap. 170 sayfa zaten. Kitabın kapak resmine baktığımız zaman şurada iki tane gazoz şişesi kapağı görüyorsunuz. Onun dışında da bir tane çekik gözlü bir çocuğun resmi konmuş. Büyük ihtimalle kitapta Koreli bir çocuk anlatıldığı için böyle bir resim koymayı tercih etmişler. Kitabın Kore'deki orijinal kapak resmi bu değil bu arada. Genelde Türkiye'de yayın evleri kapak resimlerini Türk okuyucularına yani Türk okuyucularının dikkatini çekmeyeceğini düşünüp bu şekilde değiştirebiliyorlar. Yani satılmayacağını düşünmüş olabilirler belki orijinal kapak resmini. Tamamen ticari kaygıyla yapılmış bir hareket bu. Kitabın arka kısmına baktığımız zamansa Japon yazar Kenzoburo Oe demiş ki Pan Sok Yong, Asya'nın en güçlü sesi. Yine aşağıda kitapla alakalı şöyle bir not var. Çiçek Adası'nda zorlu bir gün daha başlıyordu. Çöplükteki mahallenin sakinleri ateşin çevresinde toplandılar. Üzerlerinde çöplerin içinden seçtikleri kıyafetler, boyunlarında bezden maskeleri, teneke kutulara koydukları yiyecekleri atıştırdılar. Sonra kapkara bir bulut çöktü. Bu bir sinek sürüsü değildi. Daha karanlık bir şeydi. Tanıdık şeyler, eşyaya meftun kentlilerin kullanıp attıklarından kendilerine yeni bir dünya kuranların olağanüstü hikayesi. Kore Edebiyatı'nın büyük ismi Pan Sok Yong'un kaleminden yazılmış. Yine şuradan çevirenin Göksel Türköz olduğunu görüyorsunuz. Kitabın çevirisi Erciyes Üniversitesi'nden sevgili hocam Göksel Türköz'üne ait. Kore ile ya da Korece ile ilgileniyorsanız mutlaka Göksel Hoca'nın ismini bir yerlerden duymuşsunuzdur. Göksel Hoca Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı aynı zamanda. Kore Dili ve Edebiyatı'na yaptığı çevirilerle çok büyük katkıları olmuş. Hatta şurada arkada vejetaryanı görüyorsunuz. Daha sonra anlatacağım vejetaryanı. Yine komplocular. Sonra şöyle bakıyorum. Burada var mı başka kitabı? Yine dil bilgisi kitabı Göksel Hoca'ya ait kitaplarda. Yani Kore Dili ve Edebiyatı'na çok katkıda bulunmuş bir isim. Göksel Hoca'nın bizzat çevirdiği bir kitap olduğu için bu kitabın çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu kitabı herhangi bir Korece bilen bir çevirmenin çevirisiyle Korece'ye yıllarını vermiş, Kore'de uzun süre yaşamış olan bir profesörün çevirisi asla bir tutulamaz. Yine çeviriyle bağlantılı olarak bana göre bu kitabı değerli kılan bir başka şey de kitabın İngilizceden değil de doğrudan Korece'den çevrilmiş olması. Piyasada İngilizceden çevrilmiş Kore eserleri de var. Mesela şurada Manken kitabı İngilizceden çevrilmiş. Yani önce Korece kitabı alıyorlar. Yani Korece kitaplar İngilizceye çevriliyor. Oradan da İngilizceden tekrar Türkçeye çevriliyor. Böyle olduğu zaman şöyle bir şey var. Bir kitap önce Korece'den İngilizce'ye, sonra da İngilizce'den Korece'ye çevrildiği zaman sanki suyunun suyu çıkarılmış gibi oluyor. Yani özünü kaybedebiliyor.
Korece'de kullanılan ifadelerin Türkçe'de birebir karşılığı varken, siz onu tutup da İngilizce'den çevirmeye kalktığınız zaman vermek istenilen anlam yok olabiliyor. Türkçe ve Korece birbirine çok benzediği için Korece'den direkt olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan kitaplar İngilizce'dekiler kadar deformasyona uğramıyorlar. Yani İngilizce, Korece ile Türkçe arasında büyük bir engeldir diyebiliriz. En azından bu benim görüşüm. Yine kitabımızın yazarına gelecek olursak, ben kitabın içerisinde yazarla alakalı yazarın hayatı kısmı var. Bunu okumak istiyorum. Şöyle bu şekilde de kitabın içinde göstereyim. Doğan kitap bu arada. Yayın evini merak edenler görüyorlar. Şöyle ilk sayfadaydı. Pang Sok-yeon. 1943'te Çin'de doğdu. Şöyle netleyebilirse size de göstereceğim. 1943'te Çin'de doğdu. Ailesi 1945'te Kore'ye geri döndü. Dongguk Üniversitesi'nde felsefe öğrenimi gören yazar Vietnam Savaşı'na katıldı. Yazarlığının yanında ülkesine insan hakları ve demokrasi savaşı verdi. Gönüllü sürgünle New York'ta ve Berlin'de yaşadı. 1993'te Seul'e döndüğünde hüküm giydi ve 1998'de özel afla salı verilinceye dek cezaevinde kaldı. Aralarında PEN ve Amnesty International'ın da olduğu pek çok kuruluş serbest kalması için kampanyalar düzenledi. Eserlerinde sıklıkla yurtsuzluk temasını işleyen Pang Sok-yeon hem güneyde hem de kuzeyde çok sevilmektedir. Seul'de yaşayan yazarın kitapları pek çok ulusal edebiyat ödülüne değer görülmüştür. Yazılmış yazarla ilgili. Geçen yıl Erciyes Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı bölümünce bir söyleşi düzenlenmişti. Bu kitabın yazarı Pang Sok-yeong ve yine daha sonra anlatacağım An Do-yeon da, hatta An Do-yeon'un kitabını da göstereyim size. Gümüş Somon'un Büyük Yolculuğu isimli, yine Korece'den Göksel Hoca'nın çevirdiği, Göksel Hoca olması lazım, bir kitap var. Bunu da daha sonra anlatacağım. Her iki yazar bu söyleşiye katılmışlardı ve ben Prenses Pari için yazardan imza almıştım. Çünkü imza töreni de düzenlenmişti o zaman. Şöyle, hatta daha sonra Prenses Pari'yi anlatacağım. O zaman tanıdık şeyler için imza alamamıştım. Çünkü o zaman bu kitap çıkmamıştı henüz. Yani tanıdık şeylerin çevresi çıkmamıştı henüz. Şöyle Prenses Pari'deki imzayı da şöyle göstereyim hatta. İsmimi de orada görüyorsunuz. Böyle. Bu kitabı sonra anlatacağım. Hatta çekiliş yapıp kitap hediye edeceğim. O yüzden bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Yine burada yıktım bazı şeyleri. Yazarla ilgili yine bir şey daha söyleyeyim. Söyleşide gördüğüm kadarıyla yazar çok sıcakkanlı ve güler yüzlü biriydi. Yanında An Do-yeon da vardı ama An Do-yeon birazcık daha ciddi duruyordu. Pang Sok-yeok salona girer girmez böyle pozitif enerji yayıyordu. Söyleşi boyunca da ortamı yumuşatmak için espriler yapmıştı. Yine Erciyes Üniversitesi'nde bu tip söyleşiler düzenleniyor her yıl. Bu şekilde çeviri eserler için yazarlar davet ediliyor, konferanslar yapılıyor, kitaplarla alakalı soru sorabiliyorsunuz. Facebook'tan Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı grubunu takip ederseniz böyle konferanslardan hem haberiniz olur hem katılma imkanınız olur. Şimdi bu kadar ön bilgiden sonra kitabın içeriğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Kitabı hatta şöyle karşıya koyayım ben. Kitapta ana karakterimiz Pörtnek lakaplı 15 yaşlarında bir çocuk. Kore eserlerinde zaten genelde karakterlere normal isimler konmuyor. Ya karakterler için sadece baş harf kullanıyorlar. Yani ya ABC gibi böyle isimler kullanılıyor ya işte Gana'da da kullanılabilir. Korece harfler de kullanılabiliyor. Ya da bu kitaptaki gibi lakaplar takılıyor. Bu Pörtlek lakaplı çocuk annesiyle bir gecekondu mahallesinde yaşıyorken annesinin, bu arkada geçmişti biraz önce, Çiçek Adası diye. Çiçek Adası denilen bir çöplükten, yani çöplük derken
çöplerin toplanıp ayıklandığı bir yerde yaşayan bir adamla evlenmesiyle, yani annesinin bu adamla evlenmesiyle o çöplüğe taşınıp oraya adapte olma süreci, yani o çöplüğe taşınması ve oraya adapte olma süreci ele alınıyor. Yine kitapta çöplükte çöp ayıklayarak, çöpten yemekler yiyerek yaşam mücadelesi veren insanların ve onların çocuklarının yaşantıları da gözler önüne seriliyor diyebiliriz. Tabii Pörtlek işte engelli üvey kardeşi var ve diğer çocuklarla ilişkileri daha ön planda bu kitapta. Bu yüzden belki biraz Sineklerin Tanrısı kitabına benzetilebilir. Benim şahsi olarak Kore eserlerini okurken en çok zorlandığım konulardan biri kitapların hangi dönemi anlattığını kestirememem. Yani Koreliler için bu problem değildir büyük ihtimalle. Onlar yani Kore tarihine hakim oldukları için yani yaşanan olaylardan çıkarımda bulunabiliyorlardır ama bizim gibi yabancı okurların bunu anlayabilmeleri birazcık zor. Bu yüzden belki çevirmenler tarafından kısa bir not sıkıştırılabilir bir yerlere ki bu kitapta da şurada ben buldum hatta sizin için. Bu kitapta bir dipnot geçiyor ve oradan anladım ben kitabın hangi dönemde yazıldığını. Şurada aşağıda gözüküyor mu bilmiyorum ama ben okuyayım. 1970'lerin başında köylerin kalkınması için devlet tarafından başlatılan modernleşme hareketi yazılmış. Yukarıda da yeni köy hareketi yazıyor. Şurada yeni köy hareketi yazıyor. Aşağıda da böyle bir açıklama ya yer verilmiş. Ha, o zaman ben 1970 yıllarda yani ya da 70 sonrasında olduğunu bu şekilde anlamıştım. Kitabımız 1970 ortalarından 1900 işte 80 başlarına kadarki dönemi kapsıyor. Bu dönemde Kore'de hem sanayileşme yaşanıyor hem de yine sanayileşme ile paralel olarak şehirleşme, köyden kente göçler oluyor. Bunu yani kitabı bilmeden okumadan önce bilmek gerekiyor ilk başta hangi dönemde Kore'nin hangi zamanını kapsadığını. Yine kitabı okuyacak olanların önceden bilmesi gereken şeylerden biri de kitapta şamanistik unsurlara yer verilmiş olması. Yani Kore dizilerinde ve filmlerinde görmüşsünüzdür. Zaman zaman böyle doğaüstü güçlere sahip insanlar, olaylar, yani büyücüler, falcılar vesaire tipi şeyler oluyor. Bu kitapta da aynı şeyler var. Zaten yazar Park Sok-yong bu tip şamanistik göndermeler yapmayı seviyor anladığım kadarıyla. Çünkü Prenses Bari biraz önce söylemiştim. Prenses Bari'deki eser, daha doğrusu yazarın diğer eseri yine orada da böyle şamanistik unsurlara yer vermişti yazar. Evet, kitapla ilgili şöyle düşünüyorum, söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu kitabı hem Kore kültürünü anlamak için, Kore kültürünü anlamak ve toplumun farklı kesiminde yaşayan insanlarla empati kurup farklı bakış açısı kazanmak için okunması gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yani hem Kore kültürünü anlamak hem de toplumun farklı kesiminde yaşayan insanlarla empati kurup farklı bakış açısı kazanmak için okunması gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Kitap direkt olarak Korece'den çevrildiği için de emek kokan bir kitap diyebilirim. Şöyle notlarıma bakıyorum. Kısa kısa not almıştım söylemem gereken şeylerle alakalı olarak. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bunun dışında biliyorsunuz ben Şimal Yıldızı isimli bir bloğum var ve orada zaten kitaplarla ilgili yazılar yazıyordum. Kore bize çok uzak bir coğrafyada yer almasından dolayı kültürel farklılıklarımızın çok olduğu bir yer, bir ülke. Bu yüzden bazı Kore eserlerini okurken bu şekilde ön bilgi almak yararlı olabilir diye düşündüğüm için böyle bir video serisi yapmaya başladım. Kitabın fiyatını söylemedim. Evet, o da aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Kitabın fiyatı üzerinde 22 lira yazıyor. Ama eminim internetten daha ucuza alabilirsiniz. Kitabı alırsanız ve
Okursanız kitap hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda büyük ihtimalle Prenses Bari'yi anlatacağım. Yine yazarın diğer bir eseri Prenses Bari. Ben de Prenses Bari'den iki tane olduğu için çekiliş yapıp bir tanesini kazanana hediye etmek istiyorum. O yüzden kanalıma abone olup videoları takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız da videolarımı beğenip bolca yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi okumalar diliyorum. Hoşça kalın.